Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'da 360'da. Değerli izleyiciler, Habertürk'ten ve 360'dan merhaba. Ukrayna kıyılarından kopan mayınlardan ilki malumunuz cumartesi günü tespit edilmişti. Bununla ilgili de çalışmalar başlamıştı. İkincisi görüldü. Bugün İğneada yakınlarında bulundu. İlk bölümde, 360'ın ilk bölümünde bu mayın tehlikesini konuşacağız. Nasıl bir hazırlık yapılıyor, nasıl bir metotla bunlar tespit edilip imha edebiliyorlar? Ve tabii Türkiye kıyıları için tehlike nedir? Bunu anlamaya gayret edeceğiz. Başlıyoruz hemen. Öncesinde değerli izleyiciler, canlı bağlantılarımız var. Bu saatin başında gündemimiz Karadeniz'deki serseri mayınlar dedik ama Ankara'ya bir gideceğiz. Başkente, kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Esra Nehir de takip ediyor ve notlarıyla karşımızda. Söz Ankara'da Esra'da. Afşin Yurdakul toplantı biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği, başıboş mayın tehdidi ve ekonomideki gelişmeler elbette kabine gündemini oluşturan başlıklar. Ama ekonomiye ayrı bir parantez açalım. Memur ve memur emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında ikinci bir zam yapılacak. Maaşlarına ikinci zammı alacaklar. Ancak asgari ücrette de özellikle son günlerde AK Partili bazı isimler tarafından yapılan açıklamalar sonrası yeni bir zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine geçtiğimiz günlerde Brüksel dönüşünde asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Yılın henüz 3. ayında olduğumuzu ama yıl ortasına doğru bir değerlendirme yapmak gerekirse bu değerlendirmeyi yapacaklarını ve işçileri böyle bir şeyden mahrum bırakmayacaklarını, esirgemeyeceklerini söylemişti. Yani asgari ücrete yılın ikinci yarısında bir zam için kapıyı kapatmadı diyebiliriz. Bu da beklentiyi yükseltmiş durumda. İşte işçinin beklentileri toplantıda ele alınacak. Diğer taraftan yine beklenti içindeki bir diğer kesim emekliler, iki bayram öncesi ikramiye alıyorlar, bayram ikramiyesi. Geçen yıl yine bu dönemlerde 1000 lira olan bayram ikramiyesi 1100 liraya yükseltilmişti. Bir yasal düzenlemeyle yapılmıştı bu. Bu yıl yine aradaki enflasyon nedeniyle, enflasyondaki artış nedeniyle benzer bir iyileştirme beklentisi var. Bunun için de bir yasal düzenleme gerekiyor. İşte bu noktada emeklilerin bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak. Yine ekonomiden bir başka başlık, çalışma hayatıyla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarda bir taraftan sürüyor. Çalışma Bakanlığı ilgili sendikalarla süreci yönetiyor. Gelinen aşamaya ilişkin yine kabineye bilgi verecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütün bu saydığımız başlıklarla ilgili kabineyi bilgilendirecek. Başlarken de söyledik, en sıcak başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça aktif bir diplomasi trafiği yürütüyor. Bir taraftan dünyanın pek çok bölgesinden pek çok liderle ikili bir görüşme trafiği yürütüyor. Diğer taraftan savaşan taraflarla da diplomasi trafiği yürütüyor. Dün son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve o görüşme kapsamında da iki ülke arasında devam eden müzakere sürecinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Bir sonraki toplantının da yine yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. İşte bütün bu trafikle ilgili, bütün bu süreçlerle ilgili kabinede değerlendirmeler yapılacak. Elbette ki Türkiye'ye de yansımaları var. Özellikle küresel piyasalarda emtia fiyatlarını artırmış durumda, enerji fiyatlarına da yansımaları var. Bu da baktığımız zaman bazı kalemlerde ürün artışları, ürün fiyat artışları anlamına geliyor. Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında yapılması gerekenler kabine toplantısında değerlendirilecek.
Yine tarımda, tarımsal üretimde gıda arz güvenliğini sağlamak için de hangi adımların atılabileceği kabinede enine boyuna değerlendirilecek. Hafta sonundan bu yana konuştuğumuz bir diğer başlık başıboş mayın tehdidi. İlk olarak İstanbul Boğazı açıklarında bir mayın tespit edildi. Bugün ise İğneada yakınlarında ikinci bir mayın daha etkisiz hale getirildi. Peki Türk karasuları için bir tehdit söz konusu mu? Bundan sonra hangi adımların atılması gerekiyor? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da bu noktada sunumlar yapmasını beklediğimizi söyleyelim. Kabine biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak, alınan kararları ve detaylı açıklamayı ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Teşekkürler Esra Nehir'e, başkent Ankara'da. Son gelişmeler böyleydi. İğneada açıklarındaki mayını bir de şimdi konuşacağız ama bir dakika arkadaşlar, önce Ozan var. Tamam. Ozan Kelleci bizi bekliyor. Ozan, haberlerin sırası karıştı bizim burada. Merhabalar. Takip ediyorsun bu mayın konusunu. Bize neler anlatacaksın bu saat itibariyle, başlayalım. Afşin Yurdakıl İstanbul Boğazı'nda mayın hareketliği yaşanırken bu sabah saatlerinde bir başka mayın da Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bulundu. Olay yerine hızla sualtı savunma timleri sevk edildi. Ekipler öncelikle Mo mayını güvenli bölgeye götürdü. Yapılan incelemenin ardından da yaklaşık 2 saat önce SAS timleri tarafından o mayın etkisiz hale getirildi. İğneada açıklarındaki mayını ilk olarak bir balıkçı fark etti. Çağrı Martin fark etti. Denize ağ serdiklerini, bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın fark ettiklerini anlattı. Hemen dönüp ağımızı aldık, buraya yaklaşmayın diye herkese haber verdik ifadelerini kullandı. Daha sonra Çağrı Mert'in yetkililere haber verdi. Bölgeye önce sahil güvenlik, sonra deniz uçağının geldiğini ifade etti ve hemen akabinde de zaten bölgeye sualtı savunma timleri sevk edilmişti. Sabah saatlerinde o mayını güvenli bölgeye götürdüler. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından da 2 saat önce etkisiz hale getirildi. Mayın ilk olarak İstanbul'un boğazında cumartesi günü görüldü. Kuru yük gemisi kaptanı Bahtiyar Mamadaliyev gördü. O da Rus gemisi mayının arkasından geçti dedi. O esnada mayının kendilerine doğru geldiğini anlattı. Kendi gözleriyle yaptığı tespitte de mayın olduğunu öne sürmüştü. Daha sonra Hulusi Akar yaptığı açıklamada da mayın olduğunu zaten açıklamıştı. Mayın daha da yaklaşınca gemi trafiğine bakan yetkililere haber verdi. Yetkililer de Bahtiyar Kaptan'a acil demir alın ve bölgeyi terk edin dedi. Bahtiyar Kaptan önde, diğer gemiler arkada, güvenli bölgeye doğru hareket ettiler ve hemen akabinde de bölgeye sualtı savunma timleri sevk edildi. O timler de mayını emniyetli bir bölgeye götürdü. Yine inceleme sürerken de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama ve tarama gemileri TCG Akçay ve Akçakoca da İstanbul Boğazı'na geldi. Bu gemilere de yine havadan da destek verildi çünkü denetimler hala devam ediyor. SAS timleri mayın üzerindeki incelemelerin tamamlandı. Ardından biz de cumartesi günü yine bu noktada Rumeli Feneri'ndeydik. Şiddetli bir patlama sesi duyduk ve hemen akabinde de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Boğaz'da mayın hareketliliği hala yaşanıyor. Yine bu hareketlilik yaşanırken de Tarım ve Orman Bakanlığı da tedbir aldı. Balıkesir, Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumuna kadar her türlü balık avcılığı durduruldu. Balıkçılar yalnızca gündüz saatinde balık tutabilecekler. Görüyorsunuz biz de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişindeyiz. Rumeli Feneri'ndeyiz. Burada da yoğun bir sis var, ancak balıkçılar sise rağmen denize açılmayı ihmal etmedi. Bazı balıkçılar da mayın endişesiyle balıkçı barınağında güvenli bir şekilde kalmayı tercih ettiler. Balık tutmaya çalışan bazı motorlarda sabahın erken saatlerinde limana dönmek zorunda kaldı. Bir yandan da denetimler hala devam ediyor. Boğaz'da ve Karadeniz'de mayın denetimi sürüyor. Keza Karadeniz'i besleyen nehirlerin debisi nedeniyle kuzeyden güneye doğru bir akıntı var. Satı akıntısı deniyor buna. Bu nedenle de deniz kuvvetlerine bağlı mayın arama ve avlama gemileri de olası başka bir mayın tehlikesi için Boğaz'da ve Karadeniz'de arama tarama çalışmalarına hala devam ediyor. Zaman zaman helikopter destek veriyor, ancak yoğun sis çöktüğü için şu anda helikopteri göremiyoruz. Yine sahil güvenlik botları da Boğaz'da devreye gezmeye devam ediyor. Yine sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmişti. Sualtı savunma timleri o mayını öncelikle güvenli bölgeye götürdü. İncelemeler yaptılar. İncelemelerin ardından da o mayın yaklaşık 2 saat önce etkisiz hale getirildi. Afşin Yurdakul.
Peki, teşekkür ediyoruz. Ozan Kelleci takip ediyor Karadeniz'de bu serseri mayınları malumunuz. Kuzeyden, yani Karadeniz'in kuzeyinden kopup gelen mayınlar bunlar. Türkiye için nasıl bir tehdit oluşturuyor bunu konuşacağız detaylı olarak. İğneada açıklarındaki mayını fark edip sahil güvenliğe haber veren balıkçı da anlattı kendi tecrübesini. O da ekrana gelecek şimdi. Sabah buradan 6-7 yabar çıktık. Ağımızı attık, 100 metre falan yaklaşmışız. Hemen haber verdik herkese. Yani gereken yapıldı, balık geldi, tespit edildi. Yani bayağı büyük mayın. Peki bir panik, bir korku oldu mu? Ya tabii panik oldu. Panik dedik, hemen haber verdik sizden. Söyledik herkese. Hemen sahil güvenlik olayına geldi. Deniz uçağı geldi, tespit ettiler yeri. Şu an satlar gelip şey yapacak, imha edecekler. O şekilde. Bizi uzaklaştırdılar. Şu an denize çıkmamıza yasaklandı yani bugün. Ne zaman çıkacaksınız denize? İkinci emreye kadar şu an. Yani zaten can güvenliğimiz açısından iyi değil yani çıkmamız. 200 metreye kadar yaklaştık. 200 metre. Yani son anda fark ettik. 200 metre kalmıştı ki hemen dönüş yapıp ağımızı basıp haber verdik herkese yaklaşmayın böyle diye. Bir arkadaş başkanım dedi, İğneada feneri yaklaşık 7 mil açığındayız ve bir tane serseri mayın tespit ettik dediler. Biz olayı ilk duyduğumuzda ana arama kurtarma merkezimize bilgiyi verdik. Daha sonra sahil güvenlikte paylaştık. Kaymakamlığımıza bilgi verdik. Ve en son alınan sahil güvenlikte yapılan istişarede olayın tehlikeli olduğu ve balıkçıların orada avlanmalarının durdurulması gerektiği, bu konuda da biz balıkçılarımıza hem mesajla bildirdik hem de telsizle anons geçerek şu an için bulunan bölgede can ve mal güvenliğine yönelik tehdit olduğundan dolayı balıkçılarımızın faaliyeti durdu ve limana geldiler. Üstüne konuşacağız. Doçent Doktor Cihat Yaycı konuğumuz kendisiyle. Merhabalar, yayına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Türkiye sahillerinin kıyılarını bekleyen tehdidi siz tanımlar mısınız bize? İkinci mayın tespit edildi. Bunun üzerine ne bilmemiz ve neye hazırlıklamamız gerekiyor? Şimdi şöyle Afşin Hanım, bu biliyorsunuz 18 Mart 2022 tarihinde Rus Hidrografi Kurumu ve Rus Federal Güvenlik Servisi bir açıklama yaptı. Dediler ki Odessa, Chernomorsk ve Yuzhny limanları önlerinde Ukrayna'nın Ukrayna mayınlama yapmıştır. Bu mayınlardan 420 tane mayınlar fırtına nedeniyle kopmuştur ve Batı Karadeniz'de serbest halde dolaşmaktadır diye. Şimdi bir kere bu mayınların ne zaman koptuğu konusu belli değil. Veya bırakıldığı konusu belli değil. Şimdi öncelikle ben bir kere bu mayınların demirlerinden kopup böyle birçok mayının kopup da Karadeniz'de dolaşmasını çok normal karşılamıyorum. Yani bunların bırakılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani buna biz askeri terimde sahayı kirletme deriz. Yani bir eğer sizin sahilinize bir çıkarma harekatı yapılacaksa veya bundan endişe duyuyorsanız siz mayınları bırakırsınız ki bu suçtur. Böyle serbest mayın bırakmak bir savaş suçudur. Bunun altını çizelim. Böyle bırakırsanız bıraktığınız takdirde işte burası kirletilmiş saha olur. Bu kirletilmiş sahaya da zaten ticaret gemileri giremezler. Askeri gemilerin de girmesi çok tehlikeli olur. Şimdi bu 420 mayının kaç tanesi bu haldedir? Kaç tanesi kopmuştur ya da bırakılmıştır bilmiyoruz. Ve ne zaman bırakılmıştır da bilmiyoruz. Ama görünen o ki işte evvelsi gün ilk mayın bize geldiğine göre bunun 20 günlük bir süre aldığını düşünürsek 20 gün öncesinden itibaren bırakılmış ya da kopmuş olduklarını düşünmek mümkündür. Çünkü akıntı sureti ve akıntı yönü hesaplandığında 15-20 gün kadar sürmesi gerekiyor asgari bu mayının bizim boğaz önlerimize ulaşması için. Bunda akıntı da işte biliyorsunuz Tuna Nehri'nin akıntı istikameti, Tuna Nehri'nin etkisiyle akıntı bizde kuzeyden güney, güneybatı istikametine doğru. Yani tam İstanbul Boğazı'nın önüne geliyorlar. İstanbul Boğazı, işte Batı Karadeniz kıyılarına doğru geliyorlar. Şimdi bu hakikaten çok büyük bir tehlikedir. Şimdi konuyu şöyle basitçe söylemek gerekirse. 18 Mart'ta bir ihbar yapılıyor. Bu bir ihbar. Yani Rus Federal Güvenlik Servisi'nin ve Hidrografik Kurumu'nun söylediği şey bir ihbar. Şimdi bunu bir uçakta
bir uçağa bomba ihbarı yapıldığında ne tepki gösteriliyorsa o tepkinin gösterilmesi gerekir. Bizim tarafımızdan ya da diğer kıyıdaş devletler tarafından. Yani siz bunu göz ardı edemezsiniz. Görmezden gelemezsiniz. Kıyılarınıza gelmesini bekleyemezsiniz. Kıyılarınıza geldikten sonra işte Allah muhafaza bir geminize çarpması durumunda, bir balıkçınıza çarpması durumunda çok büyük bir felaket olur. Ben bir konuyu daha hatırlatmak isterim burada. Tam 18 Aralık 1989 günü yine Rumeli Feneri önlerinde bir balıkçı gemimizin ağına gene aynı tip mayınlardan bir tanesi takılmıştı. Ve bu mayın ağı çekerken patladı. 4 tane balıkçımız hayatını kaybetti. Yani hiç kimse sağ kalmadı o teknede. 4 kişi vardı. Ve tekne 60 metre havaya fırladı. Şimdi böyle bir tehlikeden bahsediyoruz. Dünyanın biliyorsunuz ham petrol ihtiyacının, günlük ihtiyacının yıllık da aynı şekilde %2,5-3'ü bizim boğazlarımızdan geçiyor. Türk boğazlarından geçiyor. Şimdi bir de bir olay daha hatırlatalım. 1979'daki Independenta olayı. Şimdi ben o halkımızı panikletmek için söylemiyorum ama Allah muhafaza böyle bir durum olursa çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bunu bilmek lazımdır. Bu tehlikeyi küçümsememek lazımdır. Yani bu tehlikeyi görmezden gelmemek lazımdır. O bakımdan söylüyorum. Şimdi Independenta olayında biliyorsunuz Haydarpaşa önlerinde bir Roman akaryakıt ham petrol tankeri bir Yunan gemisiyle çarpıştı ve patladı. Ve bu gemi o patladığı anda İstanbul'da deprem etkisi oluşturdu. Kırılmadık cam kalmadı. Hemen hemen sahile yakın yerlerin hepsinde camlar kırıldı apartmanların ve büyük ciddi hasarlar oluşturdu. Ve gemi haftalarca yandı. Senelerce de bu enkaz kaldırılmadı. Ham petrol kirliliği ise senelerce sürdü. Şimdi büyük bir çevre felaketi. Can ve mal tehlikesiyle karşı karşıyayız Afşin'im. Yani bu kadar basit. Ve ortada bir savaş suçu var. Savaş suçu var. Yani 1907 Lahey Anlaşması'nın 7. protokolü vardır. Mayınlarla ilgili bu protokol malum. Yani siz mayını döşerseniz döşemenin şartı kendinizin istilaya karşı korunması. Tarafsızlara bir kere böyle kirletme mayın yapamazsınız. Tarafsızlara ve sivillere zarar vermemeyi garanti etmeniz lazım. Ticaret gemilerinin çıkışını garanti etmeniz lazım. Emniyet almanız lazım. Bunların envantere kaydetmeniz lazım ki bunlar ondan sonra koparsa, kurtulursa vesaire olursa bu mayınların kaç tanesi kurtuldu, kaç tanesi bulundu bunu bilebilelim diye. Bir de bu mayınlar koptukları andan itibaren kendi kendilerini etkisiz hale getirme mekanizmasının olması lazım. Bunların hiçbir tanesi yok şu anda. Hiçbir tanesi yok. Yani. Cihat Bey, hem hukuki boyutuna hem de güvenlik boyutuna değindiniz. Güvenlikle ilgili bir sorum daha var size. Buyurun. Estağfurullah. Bu 400 küsür rakam, yani böyle bir sayı konuşuluyor. Ama bunların kaçı koptu ve Boğaz'a doğru, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru geliyor, Boğazlara doğru geliyor, bunu da bilmiyoruz dediniz. Tehdidin net resmini çizebilmek için soruyorum. Bu akıntı yönü, ortalama o ağırlıktaki bir mayının o yöne ve o hıza göre ne kadar sürede Boğaz'a varabileceği, ya da yine akıntı yönünü göz önünde bulundurursak nerelere savrulabileceği, bize nasıl bir risk haritası çıkıyor onu anlamaya çalışıyorum ben. O konuda yardımcı olabilir misiniz? Şimdi şöyle, bakın burada aslında risk haritası biz TÜBİTAK'a yayınladık, bir tane risk hesaplama yaptık. Ona göre bir risk haritası yayınladık. Bizim, bakın İğneada Bulgaristan sınırındadır, dikkat ederseniz. Diğeri de Kefken önlerindedir. Yani bizde şimdi mayınların bir tanesi Boğaz'ın doğu kıyısında bulundu. Diğeri de en kuzey noktada bulundu. O nedenle Kefken'le bizim İğneada arasında, Bulgaristan sınırı arasındaki bölgemiz ciddi bir risk altındadır şu an itibariyle. Keza eğer rüzgar yön değiştirir ise kısmen Bulgaristan ve Romanya'da risk altındadır.
Şimdi ama en çok risk altında olan akıntı çünkü kuvvetli, akıntıyı yenebilecek bir rüzgar etkisi olursa onlar biraz daha batıya kayabilirler. Ama en büyük risk altında olan biziz ve bu yaklaşık olarak bu mayınların, şimdi iki tip mayın var, birisi YM tipi daha ağır olan, birisi de YRM tipi mayın. Ağır olanlar daha geç gelecektir, yani 25-30 günde, ama bu diğer gelenlerin 15-20 gün civarında gelmesi bekleniyordu ki geldi zaten. Geldi ve burada gerçekten çok ciddi, maalesef ciddi bir durum söz konusudur. Şimdi burada bazen şunları gördük. Efendim İHA'larla, SİHA'larla bunu tespit ederiz. Öyle bir yöntem yok. Yani öyle bir yöntem yok. Gözle görürseniz evet tespit edilebilir. Gözle görürseniz çok alçaktan uçarsanız ama bu mayından ağrı, mayınlanmamış, mayından temiz mayın olmadığını, mayını mutlaka görür diye bir şey söz konusu değildir. Zaten denizdeki dalga durumu vesaire bunların üzerlerinden aşar ve görülmeyi de imkansız kılar. Bir de renklerine bakarsanız mayınlar tespit edilmelerini engellemek için renkleri koyu renkte, siyah renkte yapılır. Yani denizin evet. içinde kaybolsun diye. Az önce affedersiniz. Az önce dediniz ki bir uçağa yani bir bomba ihbarı yapıldığında ne yapılması gerekiyorsa şu anda onun yapılması gerekiyor. Nedir onun karşılığı bu denizlerdeki mayınlar için? O ihbarla ilgili ne yapılacağını az çok tahmin edebilir izleyicilerimiz ama sizin dediğiniz gibi tespiti zor. Üstünde uyarı mekanizmaları bulunmuyor ve şu anda akıntının hızına, rüzgarın yönüne bağlı olarak Karadeniz kıyıları ve İstanbul Boğazı ve sonra sürüklenebileceği yerler risk altında. Boğazların girişinde mi bir önlem alınabilir? Nasıl önlemler almak mümkündür böyle bir durumda? Ve siz şu anda daha dün yapmalıydık, bir an önce bunu yapmalıyız, gecikmeden diye acil bir uyarı, çağrı da yapıyor musunuz merak ettim. Çünkü riski ciddi bir risk olarak tanımlıyorsunuz. Şimdi ben hatırladığım kadarıyla zaten bir hafta önce yine Habertürk'te bu ilk haber çıktığında bu çağrıyı yapmıştım. Demiştim ki bir an önce tedbir alınması lazım. Ve yani burada bizim Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok önemli bir filosu vardır. Mayın filosu vardır. Mayın karşı tedbirleri dediğimiz mayını etkisiz hale getirme, arama, tarama yani tespit etme, ondan sonra da imha etme yeteneğine sahip avlama yeteneğine sahip gemilerimiz ve birimlerimiz var Türk Deniz Kuvvetleri'nde. Bunlar hakikaten, serseri mayınlar için de mi öyle? Çünkü bunlar serbest yüzen mayınlardan bahsediyor şu anda. Hepsi için. Hepsini tespit edebilecek şekilde hem sualtı robotlarımız var. Hem onları imha edebilme kabiliyetine sahip robotlar var. Hem de dalgıçlarımız var. Hem de sonarlarımız var. Ancak şimdi bizim normalde etkili olarak tespit edebileceğimiz mayını tespit edebilecek sonarlar 600 metre önünü görür. 600 metre. Hı hı. Şimdi o zaman bizim emniyeti alabilmek için bizim için en önemli sorun nedir? Bir kere dünyadaki ve Türkiye'deki ithalat ve ihracatın %85'inin denizlerden yapıldığını unutmayalım. Bu ciddi bir ekonomik faaliyettir. Bu ekonomik faaliyetin hem Türkiye açısından hem dünya açısından devam etmesi için biz elimizden geldiği kadarıyla Boğaz trafiğini açık tutmamız gerekir. Şimdi boğaz trafiğini açık tutmak için de bir boğaza sağ salimen gelmiş olan ticaret gemisini emniyetle boğazın içerisine sokmamız lazımdır. Bunun için de biz buna taranmış kanal ismi veririz. Yani mayın arama, tarama, avlama gemileri o kanalı oluşturur ve bu kanalda mayın olmadığını büyük olasılıkla kesinlikle sıfır yani ve %100 ihtimalle değildir. Yani mutlaka bir küçük ihtimalle dahi olsa mayın hala vardır. Ama büyük ihtimalle mayın yoktur. Ona da temizleme yüzdesi denir. Şimdi bu koridordan İstanbul Boğazı'na doğru sevk edilmesi lazımdır gemilerin. Ki muhtemelen rehberlenerek yapılır. Muhtemelen Türk Deniz Kuvvetleri de şu anda bunu yapıyordur. Evet. Şimdi bu birinci husus. Gemilerin geçişi. Ama ikincisi Avşin Hanım, mayının boğazlarımızdan içeri girmemesi lazım. İstanbul Boğazı'ndan içeri girmemesi lazım. O zaman demek ki bir de enine taranmış kanal bir şey yapılması lazım ki oradan da kenarlardan boğazın içerisine girip yolcu vapurlarımıza
teknelerimize, yatlarımıza, neyse işte balıkçı teknelerine, şunlara bunlara çarpmaması, sahillere çarpmaması vesaire yapmaması açısından mayının girişinin boğaza engellenmesi gerekir. Şimdi bizim yapabileceğimiz şey budur. Şimdi burada Karadeniz'de bütün mayınlardan temizlemek diye bir imkan kabiliyete dünyanın hiçbir devleti sahip değildir. Onu söyleyelim. Evet. Yani bu taranmış kanal dediğimiz şey de 5 mil, bilemediğiniz 10 mil uzunluğunda olur. Yani daha fazlasını yapmanıza imkan yok. Olamaz. Onun için mayın çok ucuz ama çok etkili bir silahtır. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için Doçent Doktor Cihat Yaycı. Sağolunuz.